Aslında Freud'a geri dönüp eksik kalan birkaç yeri tamamlamak istiyorum. Çarşamba günkü dersimizde bazı noktaları atladığım bir bölüm oldu. İçimden buna vaktimiz yok dedim ve geçtim. Bu yüzden hafta sonu gözüme uyku girmedi, işkence çektim. Bunu atlamamam gerekiyordu ve size neden atladığımı söyleyeyim. Atladığım konu neden bir bilinç dışına sahip olduğumu. Freud'un saygın bilimsel fikirlerinden bahsediyordum ve şimdi de neden bir bilinç dışına sahip olabileceğimiz konusunda bazı yeni fikirlerden bahsedeceğim. Şimdi bunu atladım çünkü bu soruya yaklaşmanın en iyi yolu olduğundan emin değilim. Ders boyunca öğreneceğimiz üzere beyinlerimizin yaptığı büyük çoğunluğu bilinçsizdir ve bunun farkında değilizdir. Yani sorulması gereken soru neden bazı şeyler bilinçsizdir yerine zihinsel yaşamın bu küçük kısmı neden bilinçlidir olabilir. Diğer yandan bilinç dışının işlevi hakkındaki bu iddialar bana kalırsa hem ilginç hem de kışkırtıcı. Bu nedenle bunları sizinle paylaşmak istedim. Evrimsel olarak bakıldığında neden bir bilinç dışı evrilmiştir sorusunu sorabiliriz. Buna bazı biyolog ve psikologların verdiği yanıt kandırmacadır. Yani çoğu hayvan kandırmacayı kullanır. Kandırmaca, başkalarının doğru olmayan bir şeye inanmalarına, tepki vermelerine ya da onu düşünmelerini sağlayacak şekilde davranmak olarak tanımlanır. Kandırmacanın fiziksel örnekleri var. Tehdit altındayken şempanzelerin tüyleri kabarır ve böylelikle daha büyük görünürler. Böylelikle diğerlerinin onların gerçekten olduğundan daha tehlikeli olduğunu düşünmelerini sağlarlar. Okyanusun dibinde yaşayan fener balığının kafasının üzerine diğer balıkları cezbeden bir çubuk vardır. Bunun bir yiyecek olduğunu düşünürler ve kendileri yem olurlar. Ama insanlar, genel olarak primatlar ama özellikle insanlar kandırmaca ustalarıdırlar. Bizler zihinlerimizi ve davranışlarımızı kullanarak diğer insanları doğru olmayan şeylere inandırmaya çalışırız. İnsanları kendimizin daha güçlü, daha zeki, daha seksi, daha güvenilir vesaire olduğuna inandırmaya çalışırız. Sosyal psikolojinin büyük bir bölümü de insanlarda en iyi izlenimi bırakmak için kendimizi nasıl sunduğumuzla ilgilenir. Bu doğru bir izlenim olmasa da. Aynı zamanda yalanı iyi bir şekilde tespit etmek üzere de evrimleşmişiz. Yalan söylemem için üzerimde evrimsel bir baskı olsa da eğer kavga edeceksek beni tehdit etme. Ben bulaşabileceğin adamlardan değilim. Fakat sizin üzerinizde de bakıp yok canım tam da bulaşabileceğin bir adamsın. Anlarım ben demek için evrimsel bir baskı vardır. O zaman nasıl iyi bir yalancı olunur? Burada bilinç dışı devreye giriyor. Hipotez şu. En iyi yalanlar kendimize söylediğimiz yalanlardır. Eğer söylediğiniz yalana inanıyorsanız iyi bir yalancısınızdır. Bunu Alfred Hitchcock'la ilgili bir hikayede görebiliriz. Çocuk aktörlerle çalışmayı sevmese de çoğu zaman onlarla çalışması gerekiyormuş. Gerektiğinde ağlayamayan bir çocuk aktörle uğraşıyormuş. Sonunda kızıp çocuğun kulağına eğilmiş ve "Annen ve baban seni terk ettiler ve geri dönemeyecekler." demiş. Çocuk gözyaşlarına boğulmuş ve sahneyi öyle çekmişler. Eğer çocuğu görseydiniz siz de "Vay, çocuk gerçekten üzgün görünüyor." derdiniz. Çünkü gerçekten öyleymiş. Eğer en çok acı çekiyor gibi görünen kişiye 100 bin dolar ödülün verildiği bir yarışma olsaydı bir kalem alıp bunu kasıklarınıza saplamanız gerçekten iyi bir taktik olurdu. Çünkü gerçekten acı içindeymişsiniz gibi görünürdünüz. Eğer sizi sevdiğime, asla bırakmayacağıma ve bana güvenebileceğinize inandırmak isteseydim, buna gerçekten inanmam süper bir taktik olurdu. Yani bu bakış açısına göre bazı amaçlar ve hedefler, özellikle de kötü niyetli olanları bilinç dışında tutulması daha iyidir. Çünkü eğer kişi bunları bilmiyorsa başkalarına da belli etmeyecektir. Bence
toplumsal etkileşim ve toplumsal ilişkiler konusunu işlerken buna geri dönmemiz gerekir. Freud hakkında son bir şey anlatayım. Freud'u yanlışlayan bir hikaye. Geçen pazar küçük oğlumla birlikte bir oyun randevusundaydık ve bana birden neden annemizle ya da babamızla evlenemiyoruz diye sordu. Şimdi bu gerçekten bir çocuğa yanıtlanması zor bir soru ama en iyi yanıtı vermeye çalıştım. Sonra da Freud hakkındaki ders aklıma geldi ve eğer istediğin herhangi biriyle evlenebilecek olsaydın bu kim olurdu diye sordum. Ödipal kompleksini açığa vurup annesini söyleyeceğini düşünerek. Onun yerine biraz durdu ve bir eşek ve bir çuval yer fıstığıyla evlenirdim dedi. Annesi de babası da psikolog olduğu için bu tür sorulardan nefret ediyor. Bazen de bizimle dalga geçiyor böyle. Tamamdır. Freud'la başladım ve şimdi de Skinner'a dönmek istiyorum. Skinner ve bilim öyküsü Freud'unkinden biraz farklı. Freud, psikanaliz kuramını kendisi geliştirdi ve bu kuramın öncülüğünü yaptı. Bilimde tek başına icat yapmaya en çok bu kadar yaklaşabilirsiniz. Tabii ki çeşitli kaynaklardan ve kendinden öncekilerden de yararlandı ama psikanaliz Freud'un icadı olarak görülür. Davranışçılıkta durum farklı. Davranışçılık Skinner'dan çok önce var olan bir ekoldü. Bu ekolün başını John Watson çekiyordu. Skinner biraz daha geç kaldı ama onun ismini duymamızın nedeni bu fikirleri toparlamasıydı. Onları genişletti, yaydı, bilimsel olarak geliştirdi ve onları hem bilim camiasına yaydı hem de popüler camiaya yaydı. 1960'lar ve 70'lerde ise bunları sosyolojik açıdan yaymaya devam etti. Talk show'larda görebileceğiniz tipten bir insandı. Kitapları en çok satanlar listesindeydi. Şimdi, davranışçılığın temelinde 3 aşırı radikal ve ilginç düşünce vardır. Bunlardan ilki, öğrenmeye yaptığı güçlü vurgudur. Davranışçılığın katı bakış açısına göre olduğunuz, bildiğiniz her şey deneyimin bir sonucudur. Gerçek insan doğası diye bir şey yoktur. Aksine insanları şekillendirmenin sınırı yoktur. John Watson'ın çok güzel bir sözü vardır ve aslında Jesuits'in ünlü lafının bir benzerini söylemektedir. Jesuits, bana 7 yaşından küçük bir çocuk verin ve size olacağı adamı göstereyim demişti. Yani bir çocuğu alıp istedikleri şeye dönüştürebileceklerini söylemişti. Watson bu ifadeyi biraz daha genişletti. Bana bir düzine sağlıklı bebek verin ve onları büyütebileceğim kendime ait bir dünya oluşturun. Ve bunlardan herhangi birini istediğiniz konuda uzmanlaştırabilirim. Yeteneklerinden, eğilimlerinden, yetilerinden, becerilerinden, kabiliyetlerinden ve ırkından bağımsız olarak onları doktor, avukat, sanatçı, tüccar ve hatta dilenci ya da hırsız olmalarını sağlayabilirim. Böyle bir bakış açısının çok çekici olduğunu görebilirsiniz. Çünkü Watson'ın bir bakıma bayağı eşitlikçi bir bakış açısı var. Eğer insan doğası diye bir şey yoksa, hiçbir insan grubunun cinsiyeti ya da ırkı nedeniyle diğer bir insan grubundan üstün olması da mümkün değildir. Watson da oldukça açıktı. İnsanların bu özelliklerinden hiçbirinin bir önemi yoktu. Önemli olan neler öğrendiğiniz ve size nasıl davranıldığıydı. Yani Watson belirli bir şekilde davranarak herhangi birini herhangi bir şeye dönüştürebileceğini iddia ediyordu. Davranışçılığın ikinci bir yönü ise antimentalizmdi. Davranışçılar bilim yapma konusunda oldukça takıntılıydılar ve Freud'a da bir tepki olarak arzular, dilekler, hedefler, duygular vesairenin bilimsel olmadığını düşünüyorlardı. Bu görünmez, muğlak şeyler asla ciddi bilimin temeli olamazlardı. Böylelikle davranışçı manifesto, gözlemlenemeyen şeyler olmadan bilim geliştirmek ve bunun yerine uyarıcı, tepki, pekiştirme, ceza ve çevre gibi gerçek dünya ve çözülebilir olaylara atfedilebilen kavramlar kullanmak olacaktı.
Son olarak, davranışçılar türler arasında büyük farkların olmadığını düşünüyorlardı. Bir davranışçı insanların, farelerin ya da güvercinlerin yapamadıkları şeyleri yapabildiklerini kabul edebilir. Fakat bakın, aralarındaki fark sadece genel bağdaştırma gücünden ibaret diyebilir ve hatta bunu kabul de etmeyebilir. İnsanlar ve fareler hiç de farklı değil. İnsanlar sadece farelerden daha zengin bir çevrede yaşıyorlar diyebilir. Bu kuramsal bakış açısından bir yöntemsel yaklaşım da ortaya çıkıyor. Bu da eğer bunlar birbirlerinden farklı değillerse insan dışı hayvanlar üzerinde çalışarak insan öğrenmesi de anlaşılabilir ve genellikle de bunu yaptılar. Tamamdır. Yaptığım girişi biraz toparlayacağım. Tartışmamda davranışçıların insanın bütün zihinsel yaşamını ve bütün davranışlarını açıklayabileceğini öne sürdükleri 3 temel öğrenme ilkesinden bahsedeceğim. Sonra da davranışçılığa gelen itirazlardan bahsetmek istiyorum, ancak bu 3 ilke oldukça sağlam ve ilginçtir. Bunlardan ilki alışmadır. Bu öğrenmenin en basit şeklidir. Bu da teknik olarak tekrarlı maruz kalmanın sonucunda tanıdık hale gelen uyarıcılara tepki verme eğiliminin azalması şeklinde tanımlanır. Hey! Hey! Ani ve şiddetli bir ses duyduğunuzda irkilirsiniz. İkinci kez duyduğunuzda ise biraz daha az irkilirsiniz. Üçüncü sefer yaparsam biraz abartmış olurum herhalde. Yani olaylara alışırsınız. Ve bu da günlük yaşamda sık görülür. Saatin tiktaklarına, trafiğin gürültüsüne alışırız. Ve aslında bu öğrenmenin çok önemli bir türüdür. Bunsuz bir hayat düşünün. Hiçbir şeye alışmadığınızı düşünün. Aniden birisi size yaklaşıp elini sallıyor ve siz de diyorsunuz ve sonra bir daha tekrarladığında tekrar diyorsunuz, böyle gidiyor. Bir de saatin gürültülü tiktaklarını duyup diyorsunuz. Ama insanlar ve hayvanlar böyle işlemiyor. Olaylara alışıyorsunuz. Olaylara alışmak aslında çok önemlidir. Çünkü bu yeni olay ve nesneleri fark edebilmemiz için yararlı ve adaptif bir mekanizmadır. Yeni bir şeyi fark etmek önemlidir çünkü onun size zarar verip vermeyeceğine, onunla nasıl başa çıkacağınıza, ona nasıl dikkat edeceğinize karar vermek durumundasınızdır. Ancak bunu sürekli yapamazsınız. Hatta yeterince uzun süre etrafta olduğu zaman onu fark etmeyi bırakmanız gerekir. Bu da bir öğrenme sayılır çünkü deneyim sonucu ortaya çıkar. Bu deneyimle öğrenmenin bir yolu, düşüncelerinizi deneyimle değiştirmenin bir yoludur. Ayrıca zararlı uyarıcılar fark edildiği fakat çevrenin bir parçası olduğu anlaşıldığında fark etmediğiniz için faydalıdır. Alışmanın varlığı birçok nedenden dolayı önemlidir. Mesela gelişim psikologları alışmayı insanlar, konuşamayan insan dışı hayvanlar ve bebekler üzerinde çalışmak için kullanmıştır. Gelişim psikolojisi hakkında konuşurken psikologların bebekler üzerinde çalışmak için alışmayı kullandıkları çeşitli yöntemleri göstereceğim. Öğrenmenin ikinci türü ise klasik koşullamadır. Bu da en genel anlamda belirli bir uyarıcıyla başka bir uyarıcı arasındaki bağlantıyı öğrenmedir. Uyarıcı çevredeki bir koku, ses ya da görüntü için kullanılan teknik bir terimdir. Pavlov tarafından bulunmuştur. Bu Pavlov'un meşhur köpeğidir. Aynı zamanda bilimsel tesadüfün de bir örneğidir. Pavlov araştırmasına başladığı zaman öğrenme konusuyla hiç ilgilenmiyordu. Salya ile ilgileniyordu. Salya elde etmek için de köpeklere ihtiyacı vardı. Bunun için de salyalarının akması için köpeklere bir şey bağlaması gerekiyordu. Neden salyayla çalışmak istiyordu bilmiyorum ama Pavlov bir şey keşfetmişti. Köpeklerde salya elde etmek için köpeğin ağzına yemek tozu koyuyordu. Daha sonra Pavlov genelde yemek tozunu veren birisi odaya girdiğinde köpeğin salya üretmeye başladığını fark etti. Daha sonra da köpeğe yemek verirken ya da vermeden hemen önce bir zil sesi verdiğinizde zilin salya tepkisine neden olduğunu fark etti. Araştırmasında kullandığı düzenek de buydu.
İki tür koşullama yani iki tür uyarıcı tepki ilişkisi arasında bir ayrım yaparak klasik koşullama kuramını geliştirdi. Birincisi koşulsuz olandır. Bu koşulsuz bir uyarıcı koşulsuz bir tepkiye neden olduğunda gerçekleşir ve işe bununla başlarsınız. Yani biri gelip size bir sopayla vurduğunda ah dersiniz. Vurma ve ah tepkisi. Koşulsuz uyarıcı ve koşulsuz tepkidir. Bunu öğrenmeniz gerekmiyordur. Pavlov köpeğin ağzına yemek tozunu koyduğunda ve salya üretildiğinde bu koşulsuz bir tepkiye neden olan bir koşulsuz uyarıcıdır. Ancak öğrenme sırasında olan şey koşullu uyarıcı ve koşullu tepki arasında bir bağ kurulmasıdır. Yani Pavlov koşullamaya başlamadan önce ortada yalnızca bir koşulsuz uyarıcı yani yemek tozu bir de koşulsuz tepki yani salya tepkisi vardı. Zilin bir anlamı yoktu. Zil nötr bir uyarıcıdır. Ancak zil sesi ve yemek tozunu birlikte tekrar tekrar verdiğinizde zil sesi salya tepkisini ortaya çıkarmaya başlayacaktır. Artık burada tepkiyi koşullu uyarıcı ortaya çıkarmaktadır. Bu ders kitabınızda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Anlamadıysanız panik yapmayın. Daha bol bol örnekler vereceğim. Buradaki düşünce koşulsuz uyarıcı ve koşullu uyarıcının tekrar tekrar eşleştirilmesi tepkiyi ortaya çıkarır. Ve pekiştirilmiş denemeler ve pekiştirilmemiş denemeler arasında da bir fark vardır. Kabaca söylersek köpeğe zil sesinin yemekle birlikte geldiğini öğretiyorsunuz. Yemek zil sesi olmadan verildiği zaman buna pekiştirilmemiş deneme denir. Bunu köpeğe öğretmiyorsunuz. Hatta hayvana bir şeyi öğrettikten sonra öğretmeyi durdurursanız hayvan tepki vermeyi bırakır ve buna da sönme denir. Zil ve yemek arasında bir bağ kurulduğunda bolca salya salgılanır. Zil sesinin verilip yiyeceğin verilmediği bir denemeye pekiştirilmemiş deneme denir. Şimdi kendinizi köpeğin yerine koyun. Ağzınıza yemek koyuluyor. Zil yemek. Zil yemek. Şimdi zil. Ama sonrası zil, zil, zil. Vazgeçiyorsunuz. Duruyorsunuz. Zile tepki vermeyi bırakıyorsunuz. Ders kitabınızda bahsedilen garip bir şey de eğer biraz bekleyip yeniden zil sesini verdiğinizde salya tepkisinin geri gelmesi. Buna kendiliğinden geri gelme deniyor. Bu aslında hayvanlarda görülen çok teknik bir olgu gibi görünse de bunun nasıl genellenebileceğini kolaylıkla fark edebilirsiniz. Bir diğer ilginç ilke ise uyarıcı genellemesidir. Norton okumalarında okuyacağınız makalelerden birinin konusu da budur. Meşhur davranışçı John Watson tarafından yazılmıştır. John Watson burada küçük Albert olarak bilinen bir bebekle yaptığı garip bir deneyden bahsetmektedir. Mantığı şudur. Küçük Albert ilk başta fareleri seviyordu. Şimdi Watson ilginç bir şey yapıyor. Küçük Albert farelerle oynarken fareleri çok severim. Watson bebeğin arkasına geçip buradaki metal çubuğa vuruyor. Bebek aa deyip ağlamaya başlıyor. Tamamdır. Koşulsuz uyarıcı ne? Şiddetli ses, çubuk, vurma sesi, koşulsuz tepki hangisi? Ağlama, üzüntü. Bunun sonucunda küçük Albert fareden korkmaya başlıyor. O zaman koşullu uyarıcı hangisi? Fare. Koşullu tepki ne? Korku. Harika. Klasik koşullama sadece laboratuvarda görülen bir şey değil. Klasik koşullama yengeçler, balıklar, hamam böcekleri de dahil her türlü hayvanda gösterilmiştir. Bunun belirli insan tepkilerinin altında yatan neden olduğu da iddia ediliyor.
Burada birkaç örnek var. Biri korku. Küçük Albert deneyi korkuların nasıl ortaya çıktığını gösteriyordu. Köpeklerden korktuğunuzu düşünün. Köpeklerden korkmaya başlamanızın arkasındaki olası hikaye bir gün nötr bir uyarıcı olarak yanınıza gelmiştir. Sonra da sizi ısırmıştır. Çektiğiniz acı ısırılmak bir koşulsuz uyarıcı, bundan duyduğunuz korku ise koşulsuz tepkidir. Doğuştan böyledir bu. Orada köpeğin varlığı bir koşullu uyarıcıdır ve bu yüzden köpeklerden korkmaya başladınız. Buna inanırsanız korkuların ortadan kaldırılmasına dair bir kuramın da temelini belirlemiş olursunuz. Koşullu uyarıcı ve koşullu tepkiyi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Yapmanız gereken bunları söndürmektir. Nasıl söndürürsünüz? Korkmamıza neden olacak şeyi koşulsuz uyarıcı olmadan vererek. Şimdilerde bundan klinik psikoloji hakkında konuşacağımız derste de bahsedeceğiz. Korkuların tedavisinde zeki bir şekilde davranışçı kuramdan yararlanılmaktadır. Şimdi korkularda köpek ve korku arasında ya da uçaklar ya da yılan ve kötü bir tepki arasında kötü bir bağdaşım olduğu söyleniyor. Burada yaptıkları şeye sistematik duyarsızlaşma deniyor. Sizi korktuğunuz şeye maruz bırakıyorlar ve aynı zamanda rahatlamanızı, böylelikle de klasik koşullanmış korkuyu daha olumlu bir şeyle ilişkilendirmenizi sağlıyorlar. Eskiden insanlara rahatlama egzersizlerini öğretiyorlardı fakat bunun zor olduğu görüldü. Bu yüzden artık size mutlu olmanızı sağlayacak bir ilacı dayayıp kafayı bulmanızı sağlıyorlar ve bu o kadar da kötü değil. Olay bundan biraz daha karışık ama buradaki fikir bu bağdaştırıcıları kullanarak korku ve fobilerinizle başa çıkmanızı sağlıyorlar. Açlık. Bu derste neden ve ne zaman yemek yediğimizden bahsedeceğiz. Neden ve ne zaman yemek yediğimizin bir cevabı da çevrede yemek yemekle ilişkilendirdiğimiz ipuçlarınızın olması. Ve bu ipuçları acıkmamıza neden oluyor. Sigarayı ya da içkiyi bırakmaya çalışanlarınız günün belirli zamanlarında ya da belirli şeyleri yaparken sigara ya da içki içmek istediğinizi fark etmiştir. Davranışçı bir bakış açısından bunun nedeni bu şeyleri birbirleriyle ilişkilendirmiş olmanızdır. Daha spekülatif olarak klasik koşullamanın fetişler de dahil cinsel isteğin biçimlendirilmesinde de rol oynadığı iddia ediliyor. Davranışçılara göre fetişler doğrudan klasik koşullamadır. Sevdiğinizin dokunuşları sizi orgazma götürürken gözünüz birden bir ayakkabıya takılıyor. Klasik koşullama yoluyla ayakkabı cinsel haz koşullu tepkisine neden olan bir koşullu uyarıcı haline geliyor. Bu muhtemelen pek doğru değil ama tıpkı korkularda olduğu gibi klasik koşullama cinsel olarak neyi sevip neyi sevmeyeceğimizin belirlenmesinde bir rol oynuyor olabilir. Hatta sübyancılar ve tecavüzcülerin mastürbasyon sırasında kurdukları fantazileri kontrol ederek çağrışımı baskı ve şiddetten kaydırmalarını ve cinsel hazı daha olumlu şeylerle ilişkilendirmelerini sağlayan bir tedavi yöntemi de vardır. Fetişler ve korkularla ilgili davranışçı öyküler biraz saçma ve aşırı gelebilir ve muhtemelen de öyledir. Fakat diğer yandan klasik koşullama isteklerimizin ve ilgilerimizin odağını belirlemede kullanılabilir. Son olarak evet tamamdır. Yani klasik koşullama hakkında ne düşünüyoruz? Alışmanın ne işe yaradığını söyledik. Klasik koşullama ne işe yarar? Aslında geleneksel olarak pek bir işe yaramadığı düşünülüyordu. Sadece bağlantılandırma. Burada olan şey koşulsuz uyarıcı ve koşullu uyarıcının zil ve yiyeceğin birlikte verilmesi. O zaman klasik koşullamanın en çok bu iki uyarıcıyla birlikte verildiğinde gerçekleşmesi gerekir. Artık yaygın düşünce bu değil. Yaygın düşünce biraz daha ilginç. Klasik koşullamada olan şey hazırlamadır. Yani bir olayın
gerçekleşeceğini gösteren bir ipucuna karşı duyarlı hale geliyorsunuz ve bu da o olaya hazırlanmanızı sağlıyor. Bu bizi belirli yordamalara götürüyor. Buna göre en iyi zamanlama koşullu uyarıcının yani sinyalin kendinize hazırladığınız koşulsuz uyarıcıdan önce gelmesidir. Bir de koşullu tepkinin koşulsuz tepkiden farklı olabileceğini söylüyor. Şimdi yemeği bir kenara bırakalım. Babasından her gün dayak yiyen bir çocuk düşünün. Babası elini kaldırdığında çocuk ürküyor. Bu klasik koşullamadır. Burada olan şey çocuk elin kalkmasının dayak yiyeceğini sinyallediğini öğrenmiştir ve bu sinyale tepki vermektedir. Ürkme, dayak yemeye vereceğimiz tepki değildir. Size vurulduğu zaman ürkmezsiniz. Size vurulduğu zaman acı hissedebilir ya da duvara falan yapışabilirsiniz. Ürkmek dayak yemeye bir hazırlıktır ve genelde klasik koşullamada da tıpkı bir tür hazırlanmadır. Koşullu tepki koşulsuz uyarıcıya bir hazırlıktır. Klasik koşullamayı her yerde görebiliriz. Son bir egzersiz olarak bunu düşünmem gerekti. Bu arada Otomatik Portakal filmini gören var mı? Çoğunuz. Biraz şoke edici, nahoş ve şiddet içeren bir film ama temel konularından biri de psikolojiye giriş dersinden çıkma. Bu klasik koşullamadır. Vahşi bir katil ve tecavüzcü olan ana karakter psikologlar tarafından bir terapiye alınır. Aldığı terapi de klasik koşullama. Çocuğun beter hasta olmasını ve midesinin bulanmasını sağlayan bir ilaç veriyorlar. Gözlerinin açık kalmasını sağlıyorlar ve ona şiddet içeren görüntüler gösteriyorlar. Bu koşullama sonucunda gerçek hayatta şiddet gördüğü zaman midesi bulanıyor. Yani saldırgan davranışlarda bulunması engelleniyor. Öğrenmenin üçüncü ve son türü araçsal ya da edimsel koşullamadır. Bu da Skinner'ın öncülük ettiği ve en çok geliştirdiği kuramdır. Burada da yaptıklarınız ve sonuçları arasındaki ilişkileri öğreniyorsunuz. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğreniyorsunuz. Bu önemlidir. Klasik koşullamadan çok farklıdır ve aralarındaki temel fark klasik koşullamada hiçbir şey yapmanızın gerekmemesidir. Bir yere bağlanıp hareketsiz bir şekilde durabilirsiniz ve bağlantıları görüp zihninizde oluşturabilirsiniz. Edimsel koşullama istemlidir. Bir şeyleri yapmayı seçersiniz. Bazı seçimleri diğerlerinden daha fazla öğrenirsiniz. Bu fikir hayvanların nasıl öğrendiğini araştıran Thorndike tarafından çok güzel bir şekilde geliştirilmiştir. Davranışçıların hayvanlarla çalışıp insanlar ve diğer hayvanlar hakkında çıkartım yapma konusunda oldukça rahat olduklarını hatırlayın. O da bir kutuya bir kedi koyardı. Kutudan çıkması için bir kolu çekip kutuyu açması gerekiyordu. Thorndike kedilerin bu problemi içgörü sayesinde çözmediklerini fark etti. Çözümü bir süre kutuda oturup etrafı keşfedip bulamıyorlardı. Bunun yerine sağa sola koşturup farklı şeyler yapıyorlardı ve bu konuda giderek uzmanlaşıyorlardı. İkinci ders. Son zamanlarda yaptıklarımızın büyük bir kısmı yöntemlerimiz, teorilerimiz, fikirlerimiz bir anlamda Piaget etkisi altında şekillendi. Ben de bilişsel gelişim konusunu işleyeceğimiz bu derse onun fikirlerinden bahsederek başlamak istiyorum. Piaget'e göre çocuklar dünyayı anlamaya çalışan aktif düşünürlerdir. Piaget çocukları çoğu zaman küçük bilim adamları olarak nitelendirmiştir. Ve sırası gelmişken belirtmeliyim ki bu noktaya nasıl vardığını anlamak için ne kadar azimli ve dramatik bir hedefi olduğunu da anlamak gerekiyor. Bu konuyu çalışmaya çocuklarla ilgilendiği için başlamamış. Bu konuda çalışmaya başlaması genel anlamda bilginin nasıl ortaya çıktığını anlamasına dayanır. Ona göre bu bilginin kaynağı genetik bilgi felsefesi olarak adlandırdığı bir disiplindi. Fakat o
bireysel çocuk gelişimini çalıştı çünkü bunun bilginin genel anlamdaki gelişimi konusunda kendisine daha fazla şey getireceğine inanıyordu. Çok kibirli bir deyim var, bilmem daha önce duydunuz mu? Ontojeni, filojeniyi özetler. Bu deyim şu anlama geliyor. Bireyin gelişimi türlerin gelişimini taklit eder ya da tekrarlar. Bu tamamen doğru değil. Fakat güzel bir deyim ve Piaget bu noktaya bağlanmış. Bak, bir çocuğun nasıl geliştiğini anlayacağız ve bu bize bilginin genel anlamda nasıl geliştiğini anlatacak fikriyle ilgileniyormuş. Yani Piaget çocuğu bir anlayışı, bir şemayı dünyaya dair küçük minyatür teoriler geliştiren bir bilim adamı olarak görmüş. Çocukların bunu iki öğrenme mekanizmasıyla yaptıklarını savunmuş. Asimilasyon, özümleme, akomodasyon, uyum. Özümleme karşılık verdiğiniz şeylerin miktarında artış yaratma davranışıdır. Piaget buna annesinin memesini emmeye alışmış bir bebeğin bir şişeyi ya da çıngırağı emmesi örneğini vermiştir. Özümlemek tepki verdiğiniz şeylerin kapsamını değiştirmeye verilen addır. Uyum bir şeyi yapma şeklinizi değiştirmektir. Bir bebek neyi emdiğine bağlı olarak ağız şeklini değiştirecektir. Ve işte dahil olduğunuz tüm bu süreçler, bu örnekleri fiziksel anlamda veriyorum fakat psikolojik anlamda hayata bakış açınız oluşuyor. Bunu yeni şeyleri kuşatmak için kullanabilirsiniz, özümseyebilirsiniz. Fakat aynı zamanda bilgi sisteminizin kendisine de değiştirebilirsiniz uyumla. Piaget bu iki öğrenme mekanizmasının çocuğu farklı evrelere ittiğini savunmuş. Ve bir evre teorisi vardı ki bu Freud'un evre teorisinden oldukça farklıydı. Onun yöntemi çocuklara problem çözdürmek ve soru sormak üzerineydi. Bunu farklı yaşlar için farklı şekillerde yaptılar ve bu evre teorisinin doğmasına neden oldu. Piaget'e göre ilk evre duyusal motor evresi. Yani siz önde oturanlar bana bakıyorsunuz ve ben gidiyorum. Bunun ardından arkanızda beliriyor olmam oldukça güzel bir sihirbazlık olurdu ama hayır, sadece buradayım. Bunun adı nesne devamlılığıdır. Eğer bunun altına girseydim ve insanlar bu adam nereye kayboldu, ders bitti galiba deseydi bu nesne devamlılığının olmadığı bir durum olurdu. Yani yetişkinlerde nesne devamlılığı var. Piaget'in çocuklarda nesne devamlılığının olmadığına dair çok ilginç bir iddiası var. Piaget'in gözlemlerine göre 6 aylık olmadan önce çocuklara hoşlandıkları bir nesne gösterdiğinizde, örneğin bir çıngırak ve ardından bu çıngırağı sakladığınızda ya da bir şeyin arkasına koyduğunuzda kaybolmuş gibi oluyor ve Piaget'in iddiasına göre çocuk bu objenin gerçekten yok olduğuna inanıyor. Yani ben bir objeyi göremiyorsam ya da ona bakmıyorsam o obje varlığını sürdürmüyor anlamına geliyor. Böylece C'nin bebekleri oldukça şaşırttığını fark ediyor. Piaget'e göre C'nin bebekleri şaşırtma nedenlerinden biri bir çocuğa gidip bakıyorsunuz çocuk size gülerek bakıyor. Yüzünüzü kapatıyorsunuz çocuk diyor ki bu adam kayboldu ardından C diyorsunuz ve tekrar oradasınız. İşte bu onun iddiası. Piaget aynı zamanda daha büyük yaştaki çocukların A değil B adındaki ödevde takıldıklarını fark etti. Bu da objeleri anlamalarına dair ve bu işin gelişiminin çok fazla zaman ve öğrenme gerektirdiğine dair bir kanıt. Bir sonraki evre işlem öncesi evre. Çocuk dünyayı sadece fiziksel olarak, duysal evre olarak algılıyor. Fakat işlem öncesi evreye geldiğinde dünyayı temsil etme kapasitesi, dünyayı zihninizin içine alma gerçekleşir. Fakat bu kısıtlıdır ve çarpıcı şekillerde kısıtlıdır. Kısıtlamalardan bir tanesi çocukların ben merkezcil olmasıdır. Şimdi ben merkezciliğin genel kullanımı bencillik anlamındadır. Piaget bunu daha teknik bir şekilde ele almış. Ona göre çocuklar gerçekten başkalarının dünyayı onlardan farklı gördüğünü anlamıyorlar. Bu konunun uygulamalarından bir tanesi. Bir çocuğu dağın bir tarafına koyuyorsunuz ve bu dağı çizmesini istiyorsunuz ve bunu 4-5 yaşındaki bir çocuk kolaylıkla yapabilir. Fakat ardından diğer taraftan nasıl görünüyor olabileceğini çizmesini istediğinizde çocuklar bunu oldukça zor buluyor. Başka bir insanın görebileceği şekilde görmeyi çok zor buluyorlar. Piaget'in bu evre konusundaki bir başka bulgusu da korunumdur. Korunum ilkesi bazı şeylerin dönüştürülmesi ve bu aşamada bazı yönlerin değişmesi fakat bazı yönlerin
aynı kalması. Örneğin, bir bardak suyu başka bir bardağa aktardığınızda su miktarı diğer bardağın kısa ya da uzun oluşuna bağlı olarak değişmez. Ya da bir avuç madeni parayı saçtığınızda daha çok göründüğü halde daha fazla para olmadığını bilirsiniz. Fakat Piaget'e göre çocuklar bunu bilmiyorlar. O evrede dünyayı nasıl algıladığınız ve dünyayla nasıl baş ettiğinizle ilgili çok güzel bir bulgu. Sonraki evre somut hareketler. 7 yaşından 12 yaşına kadar muhafaza problemini çözebilirsiniz ancak yine de soyut muhakeme konusunda kapasiteniz kısıtlıdır. Yani sonsuzluğun matematiksel kavramları ya da mantıksal gereklilik gibi mantıksal kavramlar bu yaştaki çocuğun kapasitesini aşar. Çocuk birçok şeyi yapabilir fakat yine de bir anlamda somut dünyada takılıp kalmıştır. Ve son olarak 12 yaşında soyut ve bilimsel muhakemeye başlar. Ve bu da kısaca Piaget'in teorisini anlatır. Piaget birkaç nedenden dolayı Freud ve Skinner'a kıyasla çok daha mantıklı bir yaklaşım öne sürmüştür. Birinci neden, bunlar çocuk gelişimine dair ilginç ve yanlışlığı kanıtlanabilir iddialar. Örneğin farklı yaşlardaki çocukları muhafaza etme konusundaki yetersizlikleri kolaylıkla ve sistematik olarak test edilebilir ve aslında bu konuda çok fazla desteğe de sahip. Piaget farklı şekillerde tüm gözlemlerini bir araya getirerek zengin bir teorik altyapı oluşturup birçok makale ve kitap yazmış ve teorisini çok zengin bir şekilde sunmuş. Bence hepsinden önemlisi çok çarpıcı bulgulara sahip olması. Piaget'den önce hiç kimse muhafaza etme bulgularını fark etmedi. Piaget'den önce hiç kimse bebeklerin nesneleri takip ve anlaması konusundaki problemleri fark etmedi. Fakat Piaget'in teorisinde bazı kısıtlılıkları var. Bu kısıtlılıklardan bazıları teorik. Örneğin bir çocuğun somut düşünceden soyut düşünceye nasıl geçtiğini ya da nesne devamlılığı yokken nesne devamlılığına sahip olmasını gerçekten açıklayıp açıklamadığı ilginç bir soru. Yöntemsel kısıtlılıkları var. Piaget soru ve cevap konusu üzerinde çok durmuş fakat bu konuda problem şu ki çocuklar dillerini kullanmak konusunda çok iyi değiller ve bu da onların bilgi seviyesini olduğundan az algılamanıza neden olabilir. Bu durum özellikle yaşı küçük çocuklarla ilgili problem olacaktır. Yöntem psikoloji de dahil olmak üzere herhangi bir bilim tartışmasında daha ağır basacak bir konudur. Çoğu zaman oyunun %90'ı hipotezinizi test edecek akıllıca bir metot bulmakta gizlidir. Ve son olarak olgusallık. Bebekler ve çocuklar gerçekten ne biliyor? Piaget'in yöntemsel kısıtlamaları göz önünde bulundurulduğunda çocukların ve bebeklerin bilgilerini sistematik olarak olduğundan daha az görmüş olması muhtemel ve aslında size bu yorumun ne kadar doğru olduğunu kanıtlayan birkaç bulgu sunacağım. Sizi bebek bilişinin modern bilimiyle tanıştırmak istiyorum. Bebek bilişi oldukça uzun süredir üzerinde çalışılan bir konu ve ardında müthiş bir felsefi ve psikolojik fikir birliği olduğuna dair bir görüş var. Ve Onion başlığı altında burada özetlenmiştir. Şöyle ki, bebekler aptaldır ve dünya hakkında pek bir şey bilmezler. Burada Onion başlığı son zamanlardaki çalışmaları yermek için kullanılmış ki bunun hakkında biraz konuşacağım. Öyle görünüyor ki bebekler sandığınızdan daha zeki olabilirler ve bebeklerin zekasını keşfetmek için farklı teknikler geliştirmek konusunda oldukça akıllıca davranmamız gerekiyor. Bir bebeğin ne bildiğini çalışmak için soru soramazsınız. Bebekler konuşamaz. Ne yaptığına bakabilirsiniz fakat bebekler çok koordine ya da becerikli değillerdir. Yani akıllıca yöntemler kullanmanız gerekir. Akıllı bir yöntem örneğin beyin dalgalarına bakmak. Şimdi bu araştırmaya göre çocukların fiziksel dünyaya dair algıları en baştan itibaren orada fakat tam olarak değil. Bebeklerin bilmediği bazı şeyler olduğunu biliyoruz. Şu anda beyninizde olan birçok sinir hücresi anne rahmindeyken oluşan sinir hücreleridir. Gelişim sırasında gerçekleşen şeyler çoğunlukla sinir hücrelerinden kurtulmakla ilgili. Yani sinirsel yapılar bebeklerin gelişim sırasında fazla sinir hücrelerinden kurtulmasıyla birlikte radikal bir değişimden geçiyor.
Aynı zamanda sinir hücreleri arasındaki bağlantılar çılgınca büyüyor ve farklı sinapslar arasındaki bağlantıların arttığı bu süreç çocuk 2 yaşındayken zirve yapıyor. Son olarak miyelinasyonu hatırlayın. Hani sinir hücrelerinizi daha etkin hale getiren ve üzerini kaplayan yağlı tabakalar vardı ya. Bu da gelişim sırasında gerçekleşiyor ve aslında gelişim boyunca sürüyor. Ergenler bile tam anlamıyla miyelinasyonu tamamlamış olmuyorlar. Hatta frontal lobları bile miyelinasyonu tamamlamamış oluyor. Frontal lobun sınırlamalar ve iradeyle ilgili olduğunu hatırlarsınız. Yani sorun bebek beyninin henüz gelişmemiş olması olabilir. Başka bir ihtimal ise ketlenme sorunu. Bu yine frontal loba bağlı ve A değil B hatası ile birlikte gelir. Hatırlayın, bebek ulaşmak için uzanır, uzanır, uzanır. Yeri değiştirildiğinde uzanır, takip eder ve aynı yere uzanır. Bunun nedeni bebeklerin objeler hakkında hiçbir şey bilmiyor olmaları olabilir. Başka bir ihtimal de bir şeyi bir kere yaptığınızda durmanın zor olmasıdır. Durmak için biraz kontrol gerekir ve bebeklerin kontrol mekanizmasına sahip olmadığı yönünde bir sürü bağımsız kanıt var. Çünkü beyinlerinin belirli davranışları kontrol eden bölümü henüz aktive olmamıştır. Bunu çalışan Adele Diamond, çocukların orada olduğunu biliyor gibi A'ya uzanmasına rağmen B'yi aradıklarını ama yine de uzanmaktan kendilerini alamadıkları sonucuna varmış. Bu konuya daha sonra devam edeceğiz. Son olarak çocukların bazı şeyleri bilmemelerine sebep olabilir. Bazı şeyleri öğrenmek zorundasınız. Bu birçok alan için geçerli. Sosyal alanda, ekonomik alanda, politikada ve tabii ki fiziksel alanda. Aslında yetişkinlerin bile bilmediği bazı şeyler var. Bu da gösteriyor ki tecrübeleriniz size yardımcı oluyor. Fakat tecrübeniz olmadığında yolunuzu şaşırabilirsiniz. Fiziksel hayattan bahsettik. Peki ya sosyal hayat? İnsanların dünyasına ne demeli? Bu konuda da birçok araştırma var. Bebekler bazı sosyal tercihlerle hayata başlıyor. Yeni doğan bebekleri düşünürseniz, yeni doğmuş bebeklerle araştırma yapmak çok zor çünkü aydınlatılmış onam formu doldurtamıyorsunuz ve tabii buna benzer birçok prosedürü yapamıyorsunuz. Bu yüzden bu çalışmaların çoğu neredeyse hiçbir kanunu olmayan Fransa'da yapılmış. Kadınlar doğum yapıyor ve onlar hemen gidip biz psikoloz diyor ve ardından bebeklerle deney yapıyor. Muhteşem. İşte bunlardan bir tanesi bebeklerin buna ya da buna bakmasını karşılaştırdığımız deney. Bebekler yüz gibi görünene bakmaktan daha çok hoşlanıyor. Bunlar yeni doğan bebekler. İnsanların ve diğer primatların yüzleri tercih etme gibi bazı eğilimleri var. Bebekler de sosyal hayvanlar olmakla birlikte aynı zamanda doğal taklitçilerdir. Örneğin Andrew Meltzoff'a göre yeni doğmuş bir bebek bulursanız ona gidip yapmanız gereken ilk şey yüzünüzü bu yeni doğmuş bebeğe yapıştırıp böyle yapmak ve dilinizi çıkartmak. Andrew Meltzoff böyle yapıldığında genellikle bebeklerin de dillerini çıkardığını bulmuş ki bu da bir insandan diğerine ve ardından bebeklerde sosyal bağ kuran şeylerden bir tanesi de taklit etmekte. Bebekler çoğunlukla yanlarındaki yüzü taklit ederler. Bu tepkilerin doğası, yüzleri tercih etme, bu tür taklitçilik tartışma konusu olabilir. Ve bebeklerin ne kadar zeki olduklarına dair birçok araştırma yapılıyor. Peki sosyal hayata bakmak için fiziksel hayata bakarken kullandığımız yöntemleri kullansak olur mu? Valerie Kuhlmeier ve Karen Wayne'le yaptığım bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 9 aylık ve 12 aylık bebeklerle çalışarak onlara bazı filmler izlettik. Onlar böylece oturarak bir karakterin bir topa hedefini gerçekleştirebilmesi için yardım ettiğini, diğer bir karakterin de topa mani olmaya çalıştığını izliyorlar. Sonra da topun kendilerine mani olana mı yoksa yardımcı olana mı yaklaşmasını mı beklediklerini göreceğiz. Bulduğumuz sonuç şu ki topun kendisine yardımcı olana göre kendisine engel olana yaklaşmasının filmini izlettiğimizde bebekler daha uzun süre bakıyorlar. Biz de bunu bebeklerin sosyal yorumları olduğuna dair bir ön kanıt olarak kabul ediyoruz. Filmi sizin de gördüğünüz gibi yardımcı olmak ve mani olmak olarak görüyorlar ve de birisinin kendisine yardım edene ya da mani olana gitmesi olarak görüyorlar. O halde şunu sorabiliriz. Bu bebeklerin yardımcı olana ve engel olana dair tercih yapmaları gerektiğine ilişkin bir öngörünüz olabilir ve bunu keşfetmek için bu bölümden mezun olan
Kayleigh Hamlin, bebeklere 3 boyutlu sahnelerin gösterildiği ve ardından karakterlerin verildiği, ardından bebeklerin hangisine uzandıklarını inceleyen bir dizi çalışma yapmış. Sonuç olarak burada bir takım sosyal anlayışların doğuştan itibaren olacağı öneriliyor. Bu kanıt geçici ve tartışmaya açık. Fakat şimdilik büyük bir gelişim bilmecesini gündeme getirmek istiyorum. Bu bilmece şu: bebekler bir takım yönlerden sadece bebek değiller. Fakat aynı zamanda küçük çocuklar. Konu insanlara gelince cahildirler. Diğer bir ilginç tartışma konusu da farklı gelişimler arasındaki ilişki nedir sorusu. Piaget ile başladım ve Piaget, Freud gibi çocukların düşünce şeklinde baştan aşağı bir değişiklik olduğuna inandı. Yine de buna bir alternatif ayrı modüllerin var olması. Bu düşünce Noam Chomsky ve zihin filozoflarından Jerry Fodor tarafından geliştirildi. Onlara göre çocuk gelişimini tek bir hikayeye bağlamak yanlıştı. Onun yerine burada dünya hakkında muhakeme yapmayı sağlayan ayrı fakat doğuştan gelen bir sistem var. Bu sistemler bazı hali hazırda var olan bilgiler içeriyor ve bir takım öğrenmeler gerektiriyor. Fakat öğrenme modeli bir sistemden diğerine bir takım farklılıklar gösteriyor ve aralarında ayrımlar var. Peki neden bu görüşü ciddiye alalım? Birinci neden, bazı gelişimsel bozukluklarda bir sistemin zarar görmesine rağmen diğer sistemin zarar görmemesi durumu. Otizm olarak bilinen bozukluk bu duruma klasik bir örnek. Otizm birçok nedenden ötürü her zaman büyüleyici bulduğum bir bozukluk. Aslında psikolojiye başlamamın sebebi, otizmli çocuklarla çalışarak başladım. Beyninizdeki sosyal bölümün diğer bölümlerinden nasıl ayrıldığına dair çok çarpıcı bir örnek. Otizm her bin insandan birisini, çoğunlukla erkek çocuklarını etkileyen bir bozukluk. Baskın problemler arasında sosyal bağlantılarda yoksunluk, dil problemleri, insanlarla geçinmekte sorunlar ve genel olarak psikolog Simon Baron-Cohen'ın tanımıyla zihinsel körlük yer alıyor. Otistik insanlar fiziksel hayatta baş etmek konusunda bir bozukluk sergilemiyorlar. Matematik ya da uzaysal konularda da herhangi bir yetersizlikleri olmuyor. Fakat insanlarla ilgili birçok problem yaşıyorlar. Birçok otistik çocuğun belirli bir dili yoktur. Topluma tamamen kapalıdırlar. Bir şekilde dil öğrenmiş ya da bağımsız bir hayata sahip olanlar bile sosyal anlamda sıkıntılar yaşar. Ve bu her şekilde kendini gösterir. Simon Baron Cohen tarafından yapılan bir deneyde şunu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara gösteriyorsunuz. Orada 4 tane şeker var ve siz şöyle diyorsunuz: bu ortadaki Charlie, Charlie hangi çikolatayı seçecek? Çoğu çocuk ve birçoğunuz için umuyorum ki cevap oldukça açık. İşte bu. Otistik çocuklar çoğunlukla omuz silkecek, nereden bileyim diyecektir. Çünkü insanların nereye baktıklarının arzular ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olduğunu içgüdüsel olarak yaşayamıyorlar. Yanlış inanç çalışması olarak bilinen ve yüzlerce hatta binlerce kez yapılan bir çalışmadaysa bir çocuğa birazdan anlatacağım durumu gösteriyorsunuz. Maxi adında oyuncak bir bebek var ve Maxi topu bir dolaba koyuyor. Maxi mekanı terk ediyor ve başka bir oyuncak bebek geliyor. İkinci bebek topu dolaptan çıkarıp yatağın altına koyuyor. Maxi dönüyor ve soru şu: Maxi topu nerede arayacak? Şimdi bu soru zihinler konusundaki anlayışımızla ilgili bir soru. Topun nerede olduğu sorusu fiziksel dünya ile ilgili. Herkes bilebilir ama bu soru zor. Doğru cevap, Maxi dolaba bakacak olmalı. Gerçekten orada olmasa da Maxi'nin hatalı bir inancı var. 3 yaşındakiler bunu zor buluyor. 2 yaşındakiler de zor buluyor. 4 yaşındakiler ve 5 yaşındakiler bu çalışmayı yapabiliyorlar. Yetişkin normal insanlar da bu çalışmayı yapabiliyor. Fakat otizmli çocuklar ciddi sorunlar yaşıyor. Ve çoğunlukla diğer alanlarda gayet fonksiyonel olan otistikler bu konuda başarılı olamıyor ve şu cevabı veriyorlar: o şey yatağın altında olabilir. Otizmle ilgili sorusu olan
Kimse bilemez. Fakat senin sorunu cevaplamasa da daha geniş anlamda ele almamızı sağlayacak bir teori var. Simon Baron Cohen belirli becerilerini erkeklere özgü olmaya, belirli becerilerini de dişilere özgü olmaya yatkın olduğunu savunuyor. Sosyal becerilerin daha çok dişilere özgü olduğunu savunuyor. Yani Baron'un tahrik edici bir şekilde deyimiyle erkek olmak otizmin hafif bir şekli. O zaman çıkan sonuç şu ki otistik bireyler aşırı erkeksi beyinlerden muzdaripler ve bu yüzden de otistikler arasında erkek popülasyonu daha fazla. Bu o kadar ilginç bir konu ki cinsiyet farklılıklarından bahsederken biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Ve yine cinsiyet farklılıklarından söz ederken biraz daha detaylı olarak bu konuda yeterince kanıt toplanıp toplanmadığına bakacağız. Evet. Üzgünüm. Bana otizmin şiddetini söyle. Bu ilginç bir soru. Soru şu. Gelişim safhalarına bakarak otizm şiddeti konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir nevi şaşırtıcı olarak otizm o şekilde düşünülemez. Yani yetişkin bir otistikle 3 ya da 2 yaşındaki bir otistik birbirine benzemez. Bazı yönlerden otizmi olan birisi herhangi bir çocuk gibi, normal olarak gelişen herhangi bir çocuk gibi değildir. Yani belirli formlarda oluşan zihinsel gerilik gibi gelişimsel bir gecikme içermez. Diğer taraftan, otizmin ne kadar şiddetli olduğunu düşündüğümüzde kişinin ne kadar dil bilgisi olduğu gibi şeylere bakıyoruz. Yani bu anlamda gelişime de bağlı aslında. Evet. Otistiklerin çoğu, güzel bir soru, şu. Otizme sahip bir insanın yetersiz yanlarının üstesinden gelme ihtimali nedir? Otizm tüm medya yayınları ve medya sunumlarıyla komik bir bozukluk olarak görünüyor. Medyada gösterilen insanlar çoğunlukla istisnai duruma sahip insanlar oluyor. Mesela Temple Grandin adında otistik bir kadın var. Temple Grandin duyan var mı? Otistik bir insan olarak deneyimlerini anlattığı harika kitaplar yazmış fakat alışılmışın oldukça dışında. Yani sorunun cevabı çoğunlukla otizmi nasıl tanımladığına bağlı. Asperger sendromu var mı örneğin ki bu otizmin oldukça hafif bir şeklidir. Cevap şu ki otistik insanların çoğu ciddi sorunlara sahipler ve bu aşamada terapideki bu seviyeyle normal bir hayat yaşayamıyorlar. Doğru. Soru otistik bilginlerle ilgili. Yağmura'dan Dustin Hoffman'ın oynadığı karakter alışılmışın dışında matematiksel becerilere sahipti ve bazı otistik insanlar alışılmışın dışında sanatsal veya matematiksel veya müziksel becerilere sahipler ve bunlar inanılmaz. Neden buna sahip oldukları harika bir soru fakat küçük bir azınlıktan söz ediyoruz. Bunun olması bile müthiş, yani ciddi bir bozukluğunuz olması ve bazı güçlü yönleriniz de bunu kompanse ediyor olabilmeniz. Şimdi sanıyorum sorunu daha iyi bir şekilde yanıtlıyor oluyorum. Fakat zannediyorum bahsettiğimiz durum oldukça nadir. Otizm olan birçok insan otizmle birlikte gelen olağan dışı becerilere sahip değil. Başka bir soru da modüllere inanıp inanmadığınız. Modül diye bir şey varsa tam olarak nedir? Şimdiye kadar gelişimsel datayı gözden geçirirken iki modülden bahsettik. Fizik ve insanlar. Obje modülü ve sosyal modül. Fakat diğer insanlar el işi gerektiren şeyleri yapmak için beyinde özel bir modül olduğunu savunmuşlar. Yani masa, sandalye, çatal gibi. Bazı insanlar insan grupları, ırkları ve sınıfları gibi şeylerle baş edebilmeye yarayan özel bir sosyoloji modülü olduğunu savunmuş. Bazıları sezgisel biyoloji olduğunu bile savunmuş. Yani insanlar ve fizikten ayrı olarak dünyayı sağduyulu bir biyolojiyle anlamlandırmak. Ve aslında bu görüşün en baskın temsilcisi sezgisel biyoloji fikrini güçlü bir şekilde savunan Yale'deki Frank Kyle'dır. Son bir soru atıyorum ortaya. Modüler görüşten bahsettim fakat yetişkinler ve çocuklar arasında temel bir takım farklılıklar olabilir. Sadece objelerle ilgili ne düşündüğünüze ya da insanlarla ilgili ne düşündüğünüze ya da bununla ya da onunla ilgili ne düşündüğünüze bağlı olarak değil, daha genel anlamda. Dil konusunda konuştuğumuz zaman kısaca tekrar edeceğimiz bir iddia var ki o da dili olan bir varlıkla dili olmayan bir varlık arasındaki büyük fark.
Bu savunmanın bir kısmı. Bir dil öğrenmenin, konuşmayı öğrenmenin insan beynini istisnai bir şekilde yeniden yapılandırmasıyla ilgili. Ve bu başka hiçbir türle paralellik göstermiyor. Bu ilginç bir iddia ve bunun hakkında konuşacağız. Son olarak Stephen Jay Gould'dan bir örnekle bitirmek istiyorum. Gelişimden nefret ettiğinizi varsayın. Gelişim psikolojisinden nefret ediyorsunuz. Bebeklerden nefret ediyorsunuz. Çocuklardan nefret ediyorsunuz. Size sevimli bile görünmüyorlar. Hatta çirkinler. Onlara sahip olmak istemiyorsunuz. Onları çalışmak istemiyorsunuz ve onları konuşuyor olmanız bile sizi gıcık ediyor. Güzel. Fakat gelişim çalışmanın çocuklarla ilgilenmeseniz bile bazı nedenleri var. Çünkü bazen gelişim çalışmaları ve gelişim verisi ve gelişim bilimi yetişkinlerle ilgili soruları cevaplayabilir. Stephen Jay Gould'un bunun için çok iyi bir örneği var. Zebra siyah çizgileri olan beyaz bir hayvan mıdır yoksa beyaz çizgileri olan siyah bir hayvan mıdır sorusunu sormuş. Şimdi tüm gün yetişkin zebralara bakarak bu soruya cevap arayabilirsiniz. Fakat gerçekten cevabı bulmak istiyorsanız ki ben cevabı biliyorum fakat ne olduğunu unuttum fark etmez. Ama bilmek isteseydiniz bilebilirdiniz. Gelişime bakardınız ve bir zebranın embriyolojik gelişimini izlerdiniz ve bu şekilde sorunuzun cevabını alırdınız. Aslında güzel bir alıntıyla kapatacağım dersi. Bu On Growth and Form kitabının yazarı ünlü biyolog Darcy Thompson'dan bir alıntı ve birçok gelişim psikoloğuna ve evrimsel psikoloğuna bir model ve bununla bitiriyorum. Her şey olduğu şekildedir çünkü o şekilde olmuştur. Peki haftaya görüşmek üzere.